Tarihi günlere canlı şahitlik yapıyoruz değerli izleyenlerimiz. Bugün tarihler 25 Temmuz 2020. 24 Temmuz'da 86 yıl sonra Ayasofya Camii ibadete açıldı ve yüz binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı eda edildi. Biz de bugün buraya gelebildik. Çünkü gelmek mümkün değildi. Özellikle 25 Temmuz hemen sıcağı sıcağına. Şu anda hiçbir toplu taşıma çalışmıyor. Ve Beyazıt'ta indik araçtan. Sultanahmet Ayasofya Camii'ne doğru yürüyoruz. İlimde ve bilimde öncü, Çayırova'da ebediyete yürüyen örnek şahsiyet Fatih Sultan Mehmet Han. Kültürler başkenti İstanbul'un giriş kapısı olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Merkezi Çayırova, kültür tarihimizde de çok önemli yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bilim, sanayi ve teknoloji sahalarında yapılan icatlar dünya medeniyetine büyük katkı sağlamıştır. Evet, Alaman Çeşmesi. Sultan Abdülhamit Han döneminde Bismarck tarafından hediye edilen Alaman Çeşmesi Sultanahmet Meydanı'nda. Dikili taşlar Sultanahmet Meydanı'nın geneli. Evet, tarihi günler yaşıyoruz ve tarihi günlere canlı şahitlik yapıyoruz. Belgeselci ve gazeteci olarak burası Sultanahmet Meydanı, tarihler 25 Temmuz 2020. 24 Temmuz'da Sultanahmet Camii'nin hemen karşısındaki büyük mabet Cami-i Kebir, Ayasofya fethin sembolü ibadete açılmıştı. Biz de o tarihe ana canlı şahitlik yapmak üzere 25 Temmuz 2020'de buraya geldik. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini arıyoruz, araştırıyoruz, tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Çok önemli bir yerde ve çok önemli tarihin canlı şahitliği yaptığımız bölgedeyiz. Ayasofya Camii'nin önündeyiz. 86 yıl sonra ibadete açıldı. Hasret bitti, zincirler kırıldı ve ilk cuma namazı kılındı. Dün tarihler 24 Temmuz 2015'ti ve yüz binler geldi. O gün gelemedik, zira insan seriydi. Ayrıca kamerada sokulmuyordu. Gazeteci olarak bugün, yani tarihler 25 Temmuz 2015, ikindiden sonra buraya geldik. Yine binlerce kişi kuyrukta bekliyor. Biz görüntüler tespit ediyoruz. Tarihe not düşüp zaman noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerle Ayasofya Camii'nin önündeyiz. Gerçekten heyecanlı. İnsanlarımızın o heyecanına biz de belgeselci olarak şahitlik yapmak istedik ve gördüğümüz gibi şu an hemen önümüzde de kalabalıklarla birlikte camiye doğru yaklaşıyoruz. Müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii'ne
ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. İnşallah 24 Temmuz itibariyle Cuma namazıyla ibadete açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar noktasında hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. 5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak. 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah. Korunması ve hastalıklara karşı tedbir alınması İslam'ın temel esaslarındandır. Lütfen namazımızı işaretli yerlerde kılalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim, pandemi kurallarına uyalım. Giriş çıkışlarda yönlendirme tabelalarına dikkat edelim. Ayasofya'ya kavuştuğumuz Cuma'mız mübarek olsun. الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأما تنبت الأرض من بقلها وقفعد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بما لا تهوى أنفسكم Nihayet cami olarak girdik. Gerçekten Doruk'ta şu an yavaş yavaş büyük kubbenin altına yaklaşıyoruz ve o güzel mabet, fethin sembolü Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçısı. Evet. Gördüğünüz gibi müthiş parça. Camiler, camilerimiz, medeniyetimizin tapu senedi camiler ve kadim camiler. Onlardan da birisi hiç şüphesiz Ayasofya Camii ve 86 yıldır hasret bitti. Bugün tarihler 25 Temmuz 2020. 24 Temmuz'da Cuma namazı kılınıp ve 500 önemli yetkili ve yönetici devlet adamının katıldığı Cuma namazıyla ibadete açılmıştı. Ve bugün bir gün sonra 25 Temmuz Türkiye'nin, dünyanın birçok bölgesinden insanlar namaz kılmak üzere, ibadet yapmak ve camiyi temaşa etmek üzere akın akın geliyorlar. Biz de bu tarihi anı belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Değerli arkadaşlarımız, lütfen biraz acele edelim. Dışarıda aşırı bir yolculuk var. Sizlerin çıkmasını bekliyorlar. Lütfen biraz acele edelim. Thank you.
Fatih'in iyi bir stratejist, iyi bir komutan, iyi bir lider ve devlet adamı olarak yetişmesinde genç yaştan itibaren ilim ve bilim adamlarına verdiği önemin rolü büyüktür. İstanbul'un fethinde kullanılan tarihteki Yivli ilk havan topu olduğu bilinen Şahi'nin çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Şahi toplarını soğutmada kullanması için geliştirdiği yağlı soğutma sistemi, bugün otomobillerde kullanılan yağlı soğutma sisteminin ilk örneğini teşkil eder. Çağı açıp çağ kapayan ve İstanbul'u fethederek Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han, 32 yıllık hükümdarlık süresi içinde dünyada birçok başarıya imza atarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Devlet yönetimi ve fetihler için seferden sefere koşan Fatih, ilim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yapmıştır. Kültür, sanat ve edebiyata önem veren Fatih, günümüzde Avni Mahlası ile yazdığı şiirleriyle bilinmekte. Çevre ve yeşilin korunması ile ilgili hazırladığı kanunlar, işi ehline verin prensibiyle devlet yönetimindeki icraatları, onun ne kadar başarılı ve çok gönlü bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet'in etkili zaman yönetimiyle ortaya koyduğu başarılar, bugün bilgi, bilişim ve iletişim dünyasındaki çalışmalarına ışık tutmakta, gençlere yol göstermekte ve rol model olmaktadır. Çocukluğunda aldığı farklı alanlardaki eğitim, genç Mehmet'i çok kısa bir sürede hem sultan hem fatih yapmasına zemin hazırlamış, bugünkü gençlerimizi de heyecanlandırmıştır. Mihraplar, minberler, camiler ve vaiz kürsüleri, onların önemi ve değeri. Hele bu kadim Ayasofya Camii'sinde ise biraz daha önemli ve değerli. Ve 86 yıl sonra ibadete açılan fethin sembolü Ayasofya Camii, Allah Resulü'nün müjdesi Ayasofya Camii ve medeniyetimizin temel taşlarından biri olan Ayasofya Camii. Ayasofya Camii'nin minber ve mihrap kısmı hemen arkamızda ve binler, on binler Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyarete geliyor. Camiler vardır, zaman geçtikçe kıymeti daha iyi anlaşılır. Camiler vardır, şehirlerin, fethin sembolüdür. Tıpkı Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan İstanbul'da fethin sembolü Ayasofya Camii gibi. Caminin içerisindeyiz değerli izleyenlerimiz. Yunanistan tepkiler koyuyor. Aslında Yunanistan'a tepki koymak gerekiyor ve Yunanistan'ın merkezinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı Atina'daki Fetih Camii kapalı ve Fetih Camii'nin kapalı hali içimizi sızlatıyor. Kurtuba Büyük Camii, Cami-i Kebir Kurtuba'da Endülüs medeniyetinin en ihtişamlı camisi ve bugün Endülüs medeniyetinin en ihtişamlı camisi Kurtuba Camii maalesef katedral ve kilise. Ve Ayasofya'ya tavır koyanları bu gerçekleri de görmeye davet ediyoruz. Ayasofya'nın içerisindeyiz. Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitelerinden biri olan bugünkü İstanbul Üniversitesi, Sahn-ı Seman adıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde gençlerimizin rol model alacağı Fatih Sultan Mehmet, ilimde ve bilimde öncü bir padişahtır. Yenilikçi bir deha olan Fatih Sultan Mehmet Han, İcatlar, fetihler, inovatif mimari yaklaşımlar, eğitim ve sanat konusunda Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Osmanlı ülkesinde bilim alanındaki çalışmalar İznik Medresesi'nin açılmasıyla başlamıştır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet devrinde çeşitli dillerden bilimsel eserler Türkçe'ye çevrilmiş, Osmanlı Devleti, bilim dünyasında, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Bilim adamlarının başarılı çalışmalarına destek veren Fatih Sultan Mehmet, medrese, hastane
kütüphane gibi kurumların açılmasına öncülük etmiştir. Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek veren Fatih, bilim ve teknolojinin gelişmesine imkan sağlamıştır. Kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yere sahip olan Fatih, ilim, bilim ve devlet adamı olarak örnek bir şahsiyettir. Fatih Sultan Mehmet Han, bugün Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanayi, tarih ve kültür alanlarında önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçe sınırları içinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi alanında bulunan Hünkar Çayırı'nda 3 Mayıs 1481 yılında ebediyete intikal etmiştir. Kendisini minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Duygular, düşünceler önemli. Tarihin canlı tanıklarına biz de mikrofon uzatalım istedik. Sizler medya mensubu olarak bu tarihi ana şahitlik yaptınız. Duygularınızı bir alalım. Neler hissettiniz? Bizim aslında işimiz zaten tarihe tanıklık etmek. Yani tabii ki her zaman bu tarihi olaylara şahit olmuyoruz ama yüzyıllar sonra da bazen hatırlanacak haberlere biz tanık olduğumuzda kendimizi şanslı hissediyoruz. Ve bu haberlere bakış açımız da kesinlikle taraflı değil. Ben inanıyorum ki dünya basınında inancı da farklı olan, görüşü de farklı olan haberciler de bu konuyu aynı önemi vermesi lazım. Yani zaten tabii ki inancım gereği bir Müslüman olarak beni ilgilendiren çok önemli bir konu ama haberci olarak da inancımın dışında zaten çok önemli bir konu. Tabii ki şanslı hissediyoruz. Hem şahit olduğumuz hem de insanlara da aktarmak, yüzyıllar sonra da hatırlanmasını sağlamak bize düştü. Bu konuda gerçekten şanslıyız. Özellikle medya mensupları hatıralarını yazmalı. Hele bu muhteşem tarihi ana şahitlik yapan, canlı şahit olan medya mensuplarımızın anılarını yazacağına inanıyoruz. Evet, sizler habercisiniz. Anadolu Ajansı. Evet, merhaba. Doğru. Efendim, Ajansı. Duygularınız. Dün de buradaydınız, bugün de burada. Tarihi olaya şahitlik yaptınız. Neler hissettiniz? Ya, yaklaşık bir haftadır burada haber takibi yapıyoruz. Tarihi 100 yıllık bir olaya tanıklık ettik. Böyle bir ana tanık olmak gerçekten bizim için hem şans hem de büyük bir mutluluk. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterdim. Buranın da ibadete açılmasına çok mutlu oldum. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle bir anı şahitlik etmek benim için çok önemliydi. Özellikle genç yaşta gazeteci olmam, küçük yaşta bunları yaşayacak olmam, daha ileriye çok fazla anı biriktirebileceğim anlamına denk geliyor. Elimde kameram, mikrofonum, tripodum, hep bu anlara şahitlik ettim şu zamana kadar. Önemli olan biz bir insanız. Ve insancıl şekilde duygularımızı yaşarken işimizi de yerine getirebilmek bizim için çok önemli. Bu yüzden kameranın objektifinden gördüğümüz şeyleri, aktardığımız şeyleri bir insan olarak da biz görüyoruz. Gördüklerimizi insanlara aktarmak beni mutlu ediyor. Daha çok genç yaştayım, önümde çok maceralar ve daha çok tarihi anlara şahitlik edeceğimi düşünüyorum. Bu açıdan çok mutluyum. Sizleri tebrik ediyoruz. Hatıralarınızı inşallah yazacağınıza inanıyoruz. Dünya coğrafyasını geziyoruz. Avrupa ülkelerinde camisiz tek başkent Atina. 450 bin Müslüman yaşıyor Atina'da. Sadece Türk değil, dünyanın birçok bölgesinden. Papazlar orada cami açılmasına izin vermiyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Atina'nın fethi adına yapılan Fetih Camii minaresi yıkılıp etrafı demir tellerle kapatılmış durumda. Kurtuba İspanya'daki büyük cami ise bir ibadet yapacak, namaz kılınacak yer bile tahsis edilmemiş durumda. Ama Ayasofya korundu. Şu anda yine Hristiyan dünyası için gelen eserleriyle de korundu. Yani biz de yaklaşık kararın açıklanmasından sonra büyük bir heyecanla burada takip ediyoruz. Kamerayı açıp hem kendi gözümüzle görüp hem de burada yaşanan olayları bütün dünyaya yansıtmaya çalışıyoruz ajans olarak. İyi bir duygu içerisindeyiz, güzel bir duygu içerisindeyiz. Güzel bir, yani tarif, gerçekten tarifi zor bir duygu içerisindeyiz. Yani 86 yıldır beklenilen bir hasreti biz şu anda bir genç bir gazeteci olarak buna şahit olmak gerçekten bu ileriki zamanlarda bana büyük bir anı olarak kalacaktır. Bunun duygu ve düşüncelesi içerisindeyim. Burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
Değerli izleyenlerimiz, anılar, hatıralar önemli. İnsanlar hatıraları ile yaşar, anıları ile yaşar. Buradan yaklaşık 40 yıl önce müze olarak geçip içeri girdiğimde o cami diyoruz, o gün müzeydi ama o izbe ışıksız, loş hali içimizi karartmıştı. Yaklaşık 1,5 saat dışarıda bekledim. İçeri girdiğimde gönlüm açıldı. Çünkü Ayasofya'nın içi de dışı da pırıl pırıldı. Allah Resulü'nün müjdesinin sembolüydü Ayasofya. Ayasofya Fatih'in emanetiydi. Ayasofya İslam medeniyetinin İstanbul'daki en muhteşem mührü ve sarsılmaz temeliydi. Camiler önemliydi. Camilere sahip çıkmak gerekiyordu. Şehirlerin merkeziydi o camiler. Tıpkı fethin sembolü Ayasofya Camii gibi. Vefa, bizi biz yapan değer. Vefa, hatırlanmak, unutmamak, ahde vefa. Ve elbette hizmeti geçen insanlara vefa. Ve böyle bir muhteşem Ayasofya Camii'nin önünde uzun yıllar Ayasofya Müze Başkanlığı yapan Profesör Doktor Haluk Dursun. Gönül insanı, kültür adamı, 20 yıllık arkadaşım, hemşerim, aslen Giresun Tilevolu'dan ataları, Gebze Hereke doğumlu Haluk Dursun ve 20 yıldır kendisiyle tanışıyorduk. Ta ki 2019 Ağustos'unda elin bir trafik kazasına kurban gitmişti. Ayasofya belgeselini çekerken Haluk Hoca'yı da unutmayalım dedik. Onu da minnetle, şükranla, rahmetle yad edelim dedik. Çünkü bu esere çok büyük katkısı ve hizmet oldu. Duygularınızı da söyleyin tabii. Allah razı olsun. Güzel bir fetiştir bizim için. Ne zaman karar verdiniz gelmeye böyle? Planlamış mıydınız? Almanya'dan bir aklımızda vardı. Almanya'dan bir aklımızda vardı. Önce adınızı soyadınızı. Yani ismim Sevban Ovaçin. Efendim? Sevban Ovaçin. Sevban Ovaçin. Sevban. Sevban. Evet. Bir daha söyler misin? Sevban Ovaçin. Avusturya'dan geliyorum. Şimdi Almanya'dan bizde hem evlilik münasebetiyle hem düğün çekimleri için buralara kadar gelmiş bulunuyoruz. Hem de Ayasofya'nın fethinde hem bu mübarek güzel fetih zamanında biz de buraya gelmek nasip oldu bizlere. Çok büyük bir vesile. Buraya vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun. Cenab-ı Allah inşallah buranın kadrini, kıymetini bilirlerden eylesin inşallah. Allah razı olsun. İnşallah dua edersiniz, dua bekleriz inşallah. Düğününüz daha önce düğünümüz 10. ayda olacak inşallah. Sadece fotoğraf çekim için geldik. Ve bugün de böyle nasip olmuş oldu. Yurt dışında mı? Düğünümüz yurt dışında olacak, evet. Almanya'da olacak. Düğün Avusturya'da olacak. Kınada Almanya'da olmuş olacak inşallah. Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Binlerce yıllık geçmişi olan asırlık medeniyetimizin temel taşı Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan fethin sembolü Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ayasofya Camii belgesel görüntülerle ekranlardan anlatılmaz. Hele ibadete açıldıktan sonra binlerce kişinin ziyaret için geldiği o anlara canlı şahitlik yaparak anlatmak gerekiyor. Biz de bu çerçevede bu belgeseli, özellikle belgeselin kapanış sunuşunu o binlerce ziyaretçinin eşliğinde Ayasofya Camii'nin önünden gerçekleştirdik. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmak, tarihin yaşandığı yerlerde tarihi araştırıp çekmek, belgeselleştirmek gerektiğini diyor. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Nişanı Hümayun şu ki, ben ki Sultan Mehmet Han'ım, üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan din adamlarına lütufta bulunup şu hususları buyurdum. Söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emnü aman olsun ki memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler. Ne ben, ne vezirlerim, ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselamın hakkı için,
7 mushaf hakkı için, 124 bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yeminle yemin ederim ki hiç kimse tarafından rahatsız edilmeyecektir.